Arkadaşlar merhabalar. Emine'nin el işleri. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte böyle şirin, çok tatlı Selanik modeli bebek patiği yapıyoruz arkadaşlar. Yapılması çok kolay. Sizler de kolaylık ile yapabilirsiniz. 6 aylık ve 1,5-2 yaşına kadar giyebilirler. Ben sarı renk ile yaptım. Kız ve erkek çocuklarına gidebilecek. Sizler kıza, erkeğe istediğiniz renklerde yapabilirsiniz arkadaşlar. 4 numara şişlerim var. Şöyle küçük şiş tercih ettim. Video çekerken kolaylık olsun diye. Favori ören bayan sarı. Renk numarasını vereyim. Farbe Kloor 029 Parti Lot 11. Sizler de bu renkte yapmak isterseniz bu şekilde orta kalınlıkta %100 akrilik yündür arkadaşlar. Ben bu ipimi BİM'den almıştım. BİM'den tuhafiyelerden temin edebilirsiniz. Şöyle dikiş ipliğim var sarı. Bunu da BİM'den almıştım. Rengarenk dikiş iplikleri var. Sarı renk ile yapacağım arkadaşlar. Şöyle çok şirin bir düğmelerim var. Bakın diktim. Sizler evde kalan düğmelerinize değerlendirebilirsiniz. Bir adet makasım var. Dikmek için dikiş iğnem var. Tığımı da aldım. Belki lazım olur arkadaşlar. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Yapımına geçmeden evvel kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet. İpimi alıyorum. Şu kadar aldım. Hemen ilmek atmaya başlayalım arkadaşlar. 46 ilmek ile başlayalım. Evet arkadaşlar ilmeğimi attım. Şöyle düğmelerimi, patiğimizi kenara alalım. İlmeğimi attım. Düğümü katıyorum. Savunmaması için. Hemen yapımına geçelim arkadaşlar. Baştaki ilmeğimizi örmeden alalım. Ben haraşa mı arkadan alıyorum düz bir şekilde arkadaşlar. İsterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Bu şekilde sizler kolayınıza nasıl geliyorsa o şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Haraşa tekniği ile devam edelim. Sıra sonuna kadar yapıp döneyim arkadaşlar. Evet, sıra sonuna geldim. Bakın ilk sıramız bu şekilde haraşa dişlerimiz belli oldu. Tekrar başını örmeden alıyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar haraşa tekniği ile devam edelim sıra sonuna kadar. Evet arkadaşlar sıramı tamamladım. Bakın haraşalarımız ortaya çıkmaya başladı. Haraşa dişlerimiz bu şekilde. Burası önü olarak sayıyoruz. Şöyle alt kısmını yapıyoruz arkadaşlar. 4 sıra haraşa yapalım. Bu şekilde 4 sıramıza tamamlayalım arkadaşlar. Başımızı örmeden alıyoruz. Aynı sistem ile devam ediyoruz arkadaşlar. Ben 4 sıramı tamamlayıp döneceğim. Evet arkadaşlar, burasını ön tarafı olarak sayıyoruz. Burası arkası. Şimdi başımızı örmeden alalım arkadaşlar. Selanik modelimizi kurmaya başlayalım. Başımızı örmeden aldık. Düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir ters bir düz sıramı tamamladım. Şimdi başını örmeden aldım. Bu şekilde değil de dibine. Bakın burada belli oluyor zaten. Dibine batıyoruz. Bu şekilde bırakıyoruz ve bir ters. Şurada bu şekilde almıyoruz. Dibine batıyoruz arkadaşlar. Delik belli oluyor. Oraya batıp bakın. Bu şekilde dibine batıyoruz. Bir ters
düzümüzü bu şekilde örüyoruz. Sıramızı tamamlayalım bu sistem ile. Sıramızı tamamladık. Tekrar başını örmeden alalım arkadaşlar. Düzümüzü gösterdiğim gibi ters. Düzümüzü boşluktan bir ters örüyoruz. Selanik modelimizi bu şekilde kurmaya başladık arkadaşlar. Bakın böyle şu şekilde sayabilirsiniz arkadaşlar. Tığınızı alın. Bir ters bir düz yapmıştık ilk sırada. Onu saymıyoruz. Bir şuradan modelimizi kurmaya başladığımız yerden şöyle şu şekilde sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toplamda 6 sıra yapmışım arkadaşlar. Bu şekilde de sayabilirsiniz. 6 sıramızı tamamlayalım. Ben 6 sıramı tamamlayıp döneyim arkadaşlar. Videomuzun uzamaması adına. Evet arkadaşlar. 6 sıra Selanik modelimi tamamladım. Şöyle 5, 6. Şimdi Selanik modelimizi tamamladık arkadaşlar. Şurayı yapıyoruz ve ön kısmını bu sıramızda eseceğiz arkadaşlar. Başını örmeden aldım. Bu sıramızı düz haraşa ile devam ediyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane ilmeğimizi ördük düz olarak. 13 tane ilmeğimizi örüyoruz arkadaşlar. Şimdi şu ön kısmını ikisini beraber alıp öreceğiz. Aynı şekilde ikisini beraber 2 ilmeği bir alıyoruz. 13 tane ilmek alasıya kadar bu şekilde devam edelim arkadaşlar. İkisini beraber aldık. Şuradan sayalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane ilmek kalasıya kadar 2 ilmeği bir örüyoruz. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve bununla beraber 13. 13 tane ilmeği düz olarak örelim arkadaşlar. Aynı şekilde ördüm. Sıramızı tamamladım ve ilmeğimizin başına örmeden alıyoruz. Aynı şekilde hiçbir işlem yapmadan haraşa tekniği ile sıra sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Ördüm geldim arkadaşlar. Bakın bir sıra haraşa gözüküyor. Yani şurası ve bir sıra daha gidip gelelim arkadaşlar. Burada iki sıra yapmışım. Aynı şekilde başını örmeden alalım. Haraşa tekniğimizle bir sıra gidip bir sıra geleceğiz. Yine burada buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın iki sıra haraşamı yapıp geldim. Şimdi başını örmeden alıyoruz. 13 tane ilmeğimi örelim. İlmeğimizi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 ördüm arkadaşlar. Şimdi burun kısmını şuraya esiyoruz. Ne sıkı ne gevşek olacak şekilde eselim. 2 ilmeğimi bir alıyorum. 2 ilmeğimi bir alıyorum. Ne sıkı ne gevşek olacak şekilde esme işlemimize devam edelim arkadaşlar. 13 tane ilmek kalasıya kadar
ilmeklerimizi ikisini bir alarak eselim. Evet arkadaşlar, sayalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pardon, bununla beraber 13 oluyor. Tekrar sayalım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapıyoruz? Bu taraftan yapmıştık. Şimdi buradan alacağım arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Buradan bakın. Şurada düğmemiz var. Burada ben bu taraftan, yani sol taraftan yapmışım. Sol tarafa. Yani buradan buraya yapmışım arkadaşlar. Şimdi burada ipimi kopartıyorum. Buradan devam edeceğim. İpimizi uzun bir şekilde keselim. Buradan devam edeceğiz arkadaşlar. İpimizi buraya sabitleyelim. Şöyle ipimizi sabitleyelim arkadaşlar. Şurada uzun bırakalım, sağılmasın. Şimdi buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane ilmek atalım arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Diğer şişimizi, isterseniz buraya başka bir şiş de takabilirsiniz. Kolayınıza nasıl gelirse, başına örmeden alalım arkadaşlar. Gevşek örmeyin. Sıkı bir şekilde örelim. Düz haraşa tekniğiyle devam edelim arkadaşlar. Sıkı bir şekilde bu ilmeklerimizi de örüyoruz. Bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, bakın buraya kadar geldim. Bu ipimizi sıkılaştırıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Buradaki ipimizi asalın iyice, buraya sabitleyin arkadaşlar. Sağılmasın şu haraşaların arkasına sabitleyelim. Sıkı bir şekilde sabitledim. Savunmaması için arkadaşlar fazlalığı keselim. Evet arkadaşlar, tekrar sıra sonuna geldim. Bakın bu şekilde oldu. Tekrar geldim. Bu ilmeğimi de sağıldı. Sıkıntı yok. Şimdi haraşa tekniğiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar tekrar örelim. Bakın. Bu şekilde artırma yaptığımız ilmekler ile beraber sıra sonuna kadar örüyoruz. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. Tekrar geriye dönüyorum. Başımızı örmeden alalım. Burayı biraz gevşek yapmışım arkadaşlar. Bakın bu kestiğimiz ip burada kaldı.
Bunu kopartmadık arkadaşlar. Yine aynı şekilde devam edelim. 2 sıra olacak. Sıranın sonuna kadar tamamlayıp döneyim. Evet arkadaşlar, şimdi başını örmeden alıyoruz. Tekrar aynı şekilde 3 tane ilmek kalasıya kadar örelim bu şekilde. Evet arkadaşlar, 3 tane ilmek kalasıya kadar dedim. Burada 3 tane ilmeğim kaldı. Tığın başına doladım. Pardon, şişimin. Şurada ikisini beraber alıyorum. Düğme yarı yapıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Şöyle göstereyim. Kalan ilmeğimi örüyorum. Ve tekrar başını örmeden aldım. İlmeğimi ördüm. Çeldiğim ilmeği tekrar bir daha çeliyorum arkadaşlar. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar yine devam edelim. Sıra sonuna geldim. Tekrar başını örmeden alıyorum arkadaşlar. Haraşa tekniğiyle devam edelim. İlmek açtığımız yere kadar örelim. Evet arkadaşlar, ilmek açtığım yere geldim. 2 tane ilmek çalmıştık burada. Burayı normal örüyoruz. Sıra sonuna geldik. 3 sıra olmuş arkadaşlar. Toplamda 4 diş haraşa yapacağız. Buraya bu şekilde düğmeleyelim. Tekrar geriye dönüyoruz. Bir sıra daha yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, başımızı örmeden aldık ve tekrar şişime taktım. Şimdi 4 sıramı yaptım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Bitirme işlemine geçiyoruz. Şöyle ne sıkı ne gevşek olacak şekilde ilmeklerimizi bitirelim arkadaşlar. Patiğimizin son aşamalarına geldik. Bu şekilde sıra sonuna kadar bitirelim. Evet arkadaşlar, bitirdim. Son ilmeğimi attım. Kesiyorum. Her zaman olduğu gibi arka taraftan gizleyelim. Evet arkadaşlar, kalan ipimizi keselim. Bakın bitti bu şekilde. Şimdi buraya ipimizi düğümleyelim arkadaşlar. İpimi düğümledim, belli olmayacak şekilde arkadaşlar. Şimdi buradan şu kısmı yapıyoruz. Şöyle arkadaşlar, burayı yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Toplamda 7 sıra haraşa yapalım arkadaşlar. İlmeğimizi örmeden alalım. Ve 7 sıra haraşamızı tamamlayalım. Toplamda 7 sıra olacak arkadaşlar. Başlarını örmeden alırsanız düzgün olacaktır. Bakın, ilmek attığım yere geldim. Şunu arka tarafa getirin. Bu şekilde ilmeği arka tarafa getirin arkadaşlar. Ve 7 sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, 7 sıramı tamamladım.
6-7. Şimdi bitirme işlemine geçelim. Başımızı örmeden aldık. İkisini beraber alıyoruz. Diğer şişime takıyorum. Ve tekrar ikisini birlikte bu şekilde eselim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, patiğimiz bitmiştir. Burası tersi. Bu patiğimizi buradan buraya, sol tarafa, bunu da sağ tarafa yaptık arkadaşlar. Şimdi tersini çeviriyoruz. Dikme işlemine geçiyoruz arkadaşlar. Ben ipimi, iğnemi taktım. Düğümlükledim ucunu. İster burun kısmından başlayabilirsiniz, ister buradan da başlayabilirsiniz. Hemen dikme işlemine geçelim arkadaşlar. İkisini bir yere sabitledim. İlmekleri karşılıklı olacak şekilde dikmeye başlayalım arkadaşlar. Şu düğümümüzü belli olmayacak şekilde dikelim. İlmeklerin arasından dikelim arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın arkadaşlar, şöyle göstereyim. Şu örmeden aldığımız ilmekler düz bir şekilde çıkıyor. Onların şu ön kısımlarından ilmekler karşılıklı olacak şekilde dikelim. Bu şekilde arkadaşlar. Topuk kısmına geldiğimde göstereceğim. Evet arkadaşlar, topuk kısmına geldik. Şu haraşaların son ilmeklerin aralarında bu şekilde dikelim arkadaşlar. Son sıradan normal bir şekilde burun kısmına kadar dikelim. Ben o şekilde dikiyorum. Siz ister buradan da başlayabilirsiniz buraya doğru. Ben buraya kadar dikip döneyim. Dikme işlemimiz bitti arkadaşlar. Patiğimizi tersini çevirelim. Bakın bu şekilde. Evet arkadaşlar, buraya düğmemizi dikelim. Düğmelerimi çıkartayım. Bir tane düğme yeterli. Bu şekilde ben şirin düğmeler diktim arkadaşlar. Şimdi şöyle yapıyoruz. Şöyle burayı baz alarak şuraya üstten iki sıra ortaya dikelim arkadaşlar. Ben dikip döneyim. Evet arkadaşlar, bakın diktim. Düğmemi de geçiriyorum. Ve bakın bu şekilde oldu. Çok güzel oldu. Çok şirin oldular arkadaşlar. Ben çok beğendim. Sizler de inşallah beğenir ve yaparsınız. Benim çok hoşuma gitti. Sizlerin de inşallah hoşuna gider ve yaparsınız. Evet arkadaşlar, yapılması çok kolay. Sizler de kolaylık ile yapabilirsiniz. Yapıp bebişlerinize giydirebilirsiniz arkadaşlar. Hediyelik de yapıp götürebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Çok tatlı oldular değil mi? Çok şirin. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınız ile beni desteklerseniz çok sevinirim. Videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız da çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.